Biz 2001 yılında gittik kurucu olduk eşimle birlikte. O kurucuların içerisinde tek yönetime devam eden kişi bendim. Kadın aday mı göstereceksiniz dediklerinde zaten benden başka kadın yoktu. Cumhurbaşkanının bir iradesi var. Genel başkan olarak diyor ki Antep Büyükşehir kadın vekil istiyorum, kadın yöneticisi. Bizimkiler direniyor. O kadar çok çile çektik ki biz. Bir gün grup toplantısındaydım. Cumhurbaşkanımız ayağa kaldırdı. Nasıl gidiyor dedi. Ben çok kötü dedim. Ellerinde bir bıçak var dedim. Habire kadınları doğruyorlar dedi. Sen mücadelene devam et, ben senin arkandayım dedi. OECD ülkeler içerisinde şampiyon şehir oldu. Niye Gaziantep davet edildi? 8 başlık var. Ekonomiyi ekolojiye nasıl çevireceğim? Hiç böyle pes ettiğiniz zamanlar oldu mu? Bazen gönlümü çok kırıyorlar. Ya bu kadar da olmaz diyorum. Bu mücadeleye değer mi diyorum. Sonra o tüp bebekteki kız, o engelli yaşamdaki yürüyemeyen çocuğun yürümeye başladı. O cadde, o mahalle bana öyle sarılıyor ki onların benden umudu devam ettiği sürece direnmem ve dayanmam gerektiğini görüyorum. Çünkü oradan besleniyorum. Fatma Şahin nazarında bakarsanız Anadolu'dan çıkan bir kız nasıl kabineye girip nasıl bakan olabilir? Bunun hikayesidir bu. Merhabalar sevgili Haberler.com okuyucuları. Bugün Söz Başkan'da programında çok değerli bir belediye başkanımız var. Ama o sadece bir belediye başkanı değil, Türkiye Belediyeler Birliği'nin de başkanı aynı zamanda. Kısacası ben ona başkanların başkanı diyorum. Ve uzun soluklu bir politikacı aynı zamanda. Sayın Fatma Şahin, hoş geldiniz stüdyomuza. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun olduk sizi ağırlamaktan. Çünkü siz bizim her zaman için bir hemcinsimizsiniz ve sizi her zaman her ortamda örnek olarak gösteriyoruz. Çok şey başardınız bir kadın olarak. Aslında siz uzun soluklu bir siyaset hayatından belediye başkanlığına geçtiniz. Ve şimdi iki dönemdir de Gaziantep gibi hem doğu kültürünü yaşayan hem de bir nevi işte bir ne diyorlar ona, bir sanayi şehri ve bir gastronomi şehri de yaptınız siz aynı zamanda. Böyle kozmopolit bir şehrin de aynı zamanda başkanısınız. Ama ben size ilk önce şunu sormak istiyorum. Nasıl başladı politika hayatınız? Size karşı çıkan oldu mu? Destekleyen oldu mu? Bir anlatır mısınız? Aslında 55 yıllık bir hayat serüvenim var ve aşama aşama böyle kısa bir şekilde özetlersem üst üste koyduğum zaman nereye gittiğimizi gösterecek bir hayat. Gaziantep'te o bildiğiniz Gaziantep evlerinin içinde, aslında bu Mardin'deki evlere de çok benziyor. Değil mi? Kuş tağlarının olduğu, hayat dediğimiz içinde bir dut ağacının, bir kuyusunun olduğu, altta herkesin ortak kullandığı mutfak, dedenin, nenenin, bütün ailenin, üstte de her bir çocuğun ayrı odasının olduğu bir büyük ailede doğdum. O büyük ailede amcalar, amca çocukları. Geleneksel bir Anadolu geleneksel ailesi. Bir, evet. Ama şimdi başkan gözüyle bakıyorum. Hem komşuluk var, içeriye gidiyorsunuz. Kuşun, uçan kuşun üşümesin diye kuş yuvalarının yapıldığı bir kimlik var. Bir kullanılan taş itibariyle klima etkisi yapan kemik taşı var. Altta mağaralar var. O mağaralarda bugünün dip frizleri dedikleri, buzdolapları aslında dedikleri, evet, bütün o gastronomi memleketinin altyapısı dediğimiz peynirinden turşusunu hepsini saklayacağın mağaraları var. Öyle bir evde dünyaya gözlerimi açtım. Annem ev hanımı, babam önce saat tamircisiydi, sonra köy hizmetlerinden emekli oldu. Bizim evde öğrendiğimiz en önemli şey rahmetli annemden büyük bir disiplin. İşini iyi yapma, başarılı olma. Mesela annem Antep işi işlerdi. O komşuların içerisinde annemin işlediği Antep işi en güzel olurdu. Çok güzel Antep işi yani. Bir dolma yapardı. Annemin dolması, herkes derdi ki yani herkes Perihan'ın dolmasına gidip yiyelim. Onun köftesi, onun neyi o çünkü? İşini iyi yapma. Bir şey yaparsan adam gibi yapma. Ve o genler size güzel de iş çıkardı. Bulaştı tabii. Hem aldığımız eğitim, çünkü yedi çok geç diyor. Bugün artık bilim dünyası. Evet. Doğduğun sistem sana paylaşmayı öğretiyor, dağıtmayı öğretiyor, komşuluğu öğretiyor. Yine mesela bir pipir maşı deriz biz. Semizotundan yapılan bize ait bir aş veya işte bir maltıkalı köfte deriz, yağlı köfte. Yapılır, bütün komşulara dağıtılır. Bütün oradaki yaşlılara, hastalara dağıtılır. Köfte bitmez. Dağıtarak nasıl bereketlendiğini, verdiğin zaman azalmadığını biz orada öğrendik.
O yüzden bu bizim bir yaşam şeklimiz, hayata bakışımız oldu. Doğduğum ev bir sevgi evi, bir işte birlikte dedenin, nenenin birlikte yaşama evi. Komşuluk bize paylaşmayı, şimdi komşu hakkı, bizim medeniyetimiz komşu hakkını o kadar çok önemsiyor ki, komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Veren el alan elden üstün. Aslında bunun uygulandığı bir iklim, bunun uygulandığı bir kimlik, bunun uygulandığı bir mahallede. Yani böyle bir büyüdüm. Kültürde büyüdünüz, evet. Ve şu anda zaten bütün bu özellikleri sizinize taşıyorsunuz. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Peki siz o zamanlar, hani çok eski değil gerçi ama, kızlar okumaz kültürü var mıydı orada da? Nasıl okudunuz? Şöyle, mühendis oldunuz tabii bir tabii de. Tabii şöyle yok. Aile zaten şehirli bir aile. Hı-hı. Okumaya acayip önem veren bir aile. Benim amcamın çocukları hep derece yapıyordu. Oldu amcamın çocukları mesela biri çapa tıpa gitti. O günün şartlarında Türkiye derecesi yapan çocuklar bunlar. Her biri, biri profesör oldu, biri çapa tıpı dereceyle kazandı. Erkeklerin okumasıyla ilgili hiçbir sorun yok. Evet. Kızların okumasıyla ilgili de büyük bir zihin açıklığı var. Zihin çok açık. O yüzden benim... Ama bir kaygı var mıydı sanki? Yok. Yani mesela çünkü... benim şahsımda bu ete kemiğe büründü. Çünkü büyük bir başarı var. Girdiğimiz zaman her sınavda ilk üçe giriyorsun. Her yerde örnek gösteriliyorsun. Mesela o sırada okul aile birliğine, ailelerin gitmesi çok zordu. Ben gittiğimde babam mutlaka okul aile birliği toplantısına gelirdi. Bir gün sonra bütün herkese örnek olarak gösterilirdi. Ya bunlar geliyor, bak başarı buradan oluşuyor. Aile sahipleniyor. İşte kızlık soy ismim Kıymık. Kıymık aslında bu Antep taşlarının özelliği. Kıymık taşı dediğimiz onun özelliği kışın sıcak tutar, yazın soğuk tutar. Özel bir taştı. Evet, evet. Mardin'de de var. Evet, siz biliyorsunuz. Evet, Midyat'ın o taşlarının özelliği. Dolayısıyla okul hayatımız başladığında zaten çok başarılı bir öğrenci olarak başlayıp bunu da bütün herkesin göreceği hale bir başarı hikayesine döndürünce hocalarım acayip sahiplendi. Ailem acayip sahiplendi ve aslında benim bu ilkler var ya, ilkler. Ailede ilk kez şehir dışına ilk kez çıkan. Şehir dışına bakın, 83 Türkiye'sini düşünün, 83 Gaziantep'ini düşünün. Ben derece yaptım, İstanbul Tekniği kazandım. İstanbul Tekniği kazandığım zaman bir çocuğun o şartlarda İstanbul'da okuması zaten olağanüstü zor bir şey. Aynen öyle. Bizim o mali şartlarımız bunu kaldıracak çok güçte de yok. Bir de sağ sol çatışması da yok muydu vardı o dönemlerde? Amcamın oğlanlar onların hepsini yaşadı. O yüzden beni kız lisesine gönderdiler. Dediler ki eğer orada olursa okumasında sorun olabilir. Hı hı. 80 ihtilali olmuştu. Artık ihtilalden sonra yeni bir toparlanma dönemi başlamıştı o zamanlarda hatırlarsanız. Benim kız lisesine gitmemin nedeni de liselerde büyük çatışmalar vardı. Benim daha az bundan etkilenerek okumam gerekiyor. Bir okuma kanaati kesim var ama en az zararla bunu okusun zararlı diye. Beni özellikle o zaman da kız lisesine gönderdiler. Hakikaten kız lisesinde de bakınca o gün yaşanan diğer mesela bir Atatürk Lisesi vardı, kıyamet kopuyordu. Ama bizde o meslek lisesi miydi? Yok, normal kız lisesi. O sırada da modern eğitim, işte modern fizik, altı matematik A diye matematik bölümü ayrı, tabi bilimler ayrı, ayrı bir bölümdü. Biz 16 kafası iyi çalışan matematikçi kızlar ayrı bir bölüm olduk. Oradan hepsi zaten üniversiteyi hepsi kazandı. O sırada ben İstanbul Tekniği kazandım. İstanbul'a geldik, tabii İstanbul'a geldik, yok çıkmadım. O yüzden şimdi bir çocuk yurdum yok deyince kendi günlerim aklıma geliyor. Biz döneceğiz. Dönseydim bugün gördüğünüz hiçbir şeye ulaşmam mümkün değildi. Yine babam saat tamirciliği yaparken burada beraber kuyumculuk yapan aile İstanbul'a taşınmıştı. Ya Mustafa Bey diyorlar, çok başarılı bir öğrenci, yazık olur. Yok çıkana kadar diyorlar, bizim şeyde Oktaköy'de A2'miz var. Altta temizlik yapanların gelip kaldığı küçük bir oda var ve lavabosu, tuvaleti var. Yok çıkana kadar 2 yıl orada kaldım. Bir tek odada temizlikçilerin kaldığı yerde. Evet evet, yani A2 altta, işte önde bir kapıcı sürekli orada temizlik yapıyor. Temizlikçilerin gelip kaldığı bir oda, bir banyo olduğu bir bölümde 2 yıl orada kaldım. Geri dönmeme iradesi, okulu bırakma iradesi. 2 yılın sonunda hala yurdum çıkmadı. Bugünün şartları yoktu ki.
Yurt yoktu. Çemberlitaş'ta bir tane koca İstanbul'da bir devlet yurdu vardı. Çemberlitaş kız öğrenci yurdu. Ve orası doluydu. Onun üzerine gittim bir gün genel müdürün odasına. Genel müdürün kapısında bekliyorum. Görüşmüyor. Adam çıkana kadar bekledim. Adam tam çıkarken odasına girdim. 40 dakika ağladım. Bak dedim ben senin çocuğun olabilirim. Ben şimdi ne yapayım dedim. Geri mi döneyim? Benim yurda ihtiyacım var. Beni o zaman dedi ki tamam ben kendi kontenjanımı kullanacağım. Seni Çemberlitaş'a gönderiyorum dedi. Çemberlitaş kız öğrenci yurdu. Hayatım oradan başladı. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi kendi kampüsünü yapma kararı aldı. Bugünkü gördüğünüz Ayazağa'da. Orada bir yurt yapma ihtiyacı hissetti. Bir sene ben Çemberlitaş'ta kaldıktan sonra bizi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin şu an içinde olmayan karşı tarafta böyle dağın başında bir yurt ama böyle prefabrik. Ne sıcak su var, ne ulaşım var. O kadar zor şartlar, ısıtıcılarla gizli gizli saçlarımızı yıkıyorduk. Yani o kadar zordu ki benim oradaki mücadele. Ama benim okumam lazımdı, benim hemen işe girmem lazımdı. Çünkü kız kardeşim de eczacılığı kazandı. Ailenin iki çocuğu okuyatacak hiç durumu yok. Ben 4 yılda Haziran'da mezun oldum. İstanbul Tekniği Haziran'da 4 yılda bitirme mucizedir. Hiç olmazsa Eylül'e bırakırlar. Geldiğim gün eve döndüm yine o Antep evinde bavulu bıraktım. Anneme dedim ki ben işçi bulma kurumuna gidiyorum. Niye kızım bugün evde otur dedi. Bugün kal dedi. Bavulu bıraktım. Yok dedim işçi bulma kurumuna gideyim başvurayım. Okulum çok iyi. Kendimden eminim. Dereceyle okulu bitirmişim. Gittim. İşçi bulma kurumuna girince dediler ki bugün rahmetli oldu. Rakip boya denemesi için bir boya fabrikası eleman arıyor ve senin gibi bir CV istiyor. Hemen Hasan Hoca diye rahmetli oldu İstanbul Antep Üniversitesi'nde bir hocayı beni gönderdiler. Dedi ki ben tam aradığımız kişinin CV'si sensin. Sen hemen dediler bugün işe başla. Ve ben o gün işe girerek yere döndüm. Hiç kayıp, hiç. Sıfır kayıp. Sıfır kayıp. Şimdi 15 yıl özel sektör çok zordu. Özel sektör, o gün iyi mühendis olmak zorundasın. O gün o işte devam etmen için iyi mühendis olma. Orada eşimle tanıştık, eşim makine mühendisi. Ben orada çalışırken eşim Malatyalı, enişteyi, enişte öğretmen taşımak için geliyor. Bir arkadaşıyla tanışıyor. O sırada da tam büyüme dönemi. İhracatı öğreniyorsun, Avrupa'ya açılıyorsun. Özal Rahmetli'nin dünyaya açıldığı dönem. Bizim de okulumuz iyi, yeni bir kasar sistemi geldi. Almanlarla çalışıyoruz. Boyahane bölümü gittikçe büyüyor. Eşim makine mühendisi ve patronlar da yeni makineler alıyorlar. Diyorlar ki bize makine mühendisi lazım. O da geri bir şey, ben 2 yıllık mühendisken işe girdi. Eşim İzzet Bey. Biz orada tanıştık. 40 günde evlendik. 40 günde kimse inanamıyor. Ne aceleniz vardı? Yani şimdi eniştenin yanında kalıyor. Acelemiz şu, yani dışarıdan gelmiş. Yuva kurması lazım. Yuva kuracak. Diyorlar yani böyle bir çekim gücü. İşte bu adamla evlenilir dediğini hissettiğin zaman hayırlı işte acele ettik. Evlendik 30 yıldır. Evliyim, 2 tane evladım var. Bir kızım, bir oğlum var. Onlar da tabii şimdi üniversitede bitirdi, evet, bir tanesi. Biri bitirdi, bir master'ını yapıyor. İyi eğitim, iyi eğitim, yabancı dil sorununu çözme, iyi eğitim. Onlar uzmanlaştırma şu an çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras. Karı koca ona çok dikkat ediyoruz. İkincisi, niye dediniz ya bu hayatla ilgili kısımda, niye AK Parti'ye? Niye AK Parti? AK Parti şöyle bizim hayatımızda, Bedirince Tahtacı rahmetli bizim milletvekilimizdi. Biz onun sandık müşahitliğini yaptık. 94'te Cumhurbaşkanımız İstanbul'dayken İstanbul'a geldi. İstanbul tamamen başka bir İstanbul oldu. Başka bir bakış açısı. 2001 yılında da büyük bir kriz oldu. Dünyada hiçbir kriz yok. Biz %10 küçüldük. Biz %10 küçülünce bizim gibi büyük bir holding bile bundan çok etkilendi. Verimliliği artırmak için işçi çıkarmak zorunda kaldı, mühendis çıkarmak zorunda kaldı. Siz bunlara şahit oldunuz. Biz bunların hepsini içeride yaşadık. İçeride yaşadık. O kadar ağır bir şey ki bu. Ve en az zararla fabrikayı çıkarmaya çalışıyorsun. Bunların hepsini yaşayınca dedi ki ya şu İstanbul'daki yönetim şekli, oradaki kurulan sistem Türkiye lazım. Biz 2001 yılında gittik kurucu olduk eşimle birlikte. Partinin kurucusu olduk. Partinin kurucusu olduğumuzda parti
bir yaşındayken erken seçim kararı alındı hatırlarsanız. Evet. O da okulcuların içerisinde tek yönetime devam eden kişi bendim. Erken seçim kararı alındaki basın toplantısında kadın aday mı göstereceksiniz dediklerini zaten benden başka kadın yoktu. Orada da başka bir mücadele başka var. Başka kurucu bir kimse yok muydu? Yok kişi var ama kimse gelmiyor. Cumhurbaşkanının bir iradesi var. Genel başkan olarak diyor ki Antep Büyükşehir kadın istiyorum. Kadın vekil istiyorum. Kadın yöneticisi. Bizimkiler direniyor. Toplum Antep'te kadını kabul etmez. Biz seçim kaybederiz. Bizim listemizde kadın olmamalı. Yerel teşkilat mı bunu söylüyor? Tabii tabii il başkanımız. Şu andaki kurucu il başkanımız, Ökkeş başkanımız. Ondan sonra diyor ki ya örnek yok. Örnek yok çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kadın vekil yok Antep'ten. Evet. Cumhurbaşkanı da diyor ki Gaziantep ki Güneydoğu'nun tamamında zaten çok az evet, var. Büyükşehir var. Ben seçilecek sırada kadın istiyorum. Bu mücadele genel merkezle il arasında devam ediyor. Ellerinde kim var? Ellerinde oraya devam eden yönetimde olan bir ben varım Fatma Şahin. İl başkanı diyor ki tamam o zaman diyor. İlla koyacaksak seçilemeyecek sıraya koyalım. Hep kadınlara yaptıkları şey var ya seçilemeyecek sıra. Cumhurbaşkanımız diyor ki ben en az 4'te şu anda gene bizim kuraldır. Bizde gizli kota var aslında. Bizim 3-4 numaramız kadın da gençtir. Her zaman için. O mücadeleyi söylüyor. Bizimkiler de Antep kadını kaldırmaz. Kadından vekil olmaz deyip onu beni 7. sıraya atıyor. Listede. Liste açıklandığında. Sonra 5. sıradaki kişi nasıl olsa 5 çıkmaz diye istifa ediyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi 3 dönem Büyükşehir'i yönetmiş. Büyük bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak görülüyor. Diyorlar ki burada AK Parti 3 çıkarır 4 çıkarmaz. 5. sıradaki aday istifa ediyor. Boş yere diyorlar para bulunca ama zaten çıkmayacaksın. Bu sefer ben 7'den 6'ya geliyorum. Yani böyle hayatımda Oscar'lık film çıkar. İyi oynansa ama öyle bir rüzgar geliyor ki öyle bir rüzgar o bütün kaleler çöküyor. Bütün kaleler evet, yıkılıyor. Evet. AK Parti'nin ilk dönemi. Gaziantep'ten 7 çıkarıyor. 7 çıkarıyor. Ben 6. sıradan parlamentoya gidiyorum. Bakın olmaz dedikleri. Bu tam bir kader çizgisi. Kesin. Ama Rabbim diyor ki kader de diyor çabayı sever. Sen gayret et diyor. Mesela o gece bana eşim dedi ki ya olağanüstü gayret gösterdin ama dedi. Yarın her şey olabilir. Dedim ki ya ben vekil olmak için bu partiye kurucu olmadım ki. Bu çorbada tuzum olsun. Bir kadın bakış açısıyla burada başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Bir mühendis bakış açısıyla başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Olurum ya da olmam büyük bir mektep bana çok şey öğretiyor dedim. Ama sabahleyin o gün akşam ben parlamentoya gidecek sonucu aldık. Yani o kadar illa şunu olacağım, illa olacağım da değil. Mesele aslında iyi niyetli bir şeyler yapma çabası. Evet, bu kurumun içinde, Allah bu doğru modelin içinde olma. Kesinlikle. Ona destek verme. Yanında ne yazdığı değil. İnsanlara, insanlığa hizmet etme anlayışı. Bunu onu koyarsan o kadar önemli bir şeye gidiyor ki. Mesela hiç unutmuyorum Portekiz'den Lizbon Belediye Başkanı 25 yaşında belediye çok genç bir belediye başkanına diyorlar ki ya bu yaşta koca başkente nasıl belediye başkanı oldun? Diyor ki ben belediye başkanı olmak için çalışmadım. Ben bana verilen işi en iyi yaptım. O beni zaten belediye başkanı yaptı. Yani aslında ya sana verilen işi en iyi yapma bu işin formülü. O zaten öbüründe getiriyor. Öbüründe Anadolu'dan çıkan bir kız gitti 13 milletvekilinden biri oldu. O 13 milletvekilinden seçilemeyecek yere konuldu. Bir de sürdürülebilirlik. Kadınlar alana çok zor giriyor. Evet. Alanda da daha zor kalıyor. Efin tefin oluyor. Çünkü kadınlar birincisi bizim eksiklerimiz var. Aşırı duygusalız. Evet. Aşırı kırılganız. Takım oyununu bilmiyoruz. Bizden kaynaklanmıyor. Elimize bir bebek veriyorlar. Bebekle oynuyoruz. Böyle bir şey yok. Takım oyunu dediğim paslaşma. Erkeklerin yaptığı o takım oyunu ruhunu siyasette siyasetin kurallarına göre oynamalı. Bu kötü bir şey değil. Kötü bir şey, kötü hiç bir şey değil. Birlikte öyle. İş yapma, tam aile olma. Ya benim gücüm şu, sen de şunu yap. İkimiz şunu yapalım, birlikte sonuca gidelim. Burada ne var? Kadın çok daha güzel. Bunu yeni öğreniyor. Bunu yeni deneyim diyor. O kadar önemli aynen ki. Öyle. O yüzden ben içeride bunları dedim ki Allah için. Genel Merkez Kadın Kolu Başkanı yaptı, Cumhurbaşkanım beni. 7. sıradan seçilen kadın, 2. sıradan yeniden devam etti.
İkinci sıradan 2007'de evet. yeniden devam, üçüncü Aynen. dönemde kabineye girdi. Hatta Sayın Başkanım şimdi şöyle bir durum da var. Sizinle birlikte o dönemde siyaset yapan birçok erkek de şu anda zaten AK Parti'de de değil, siyasette de değil. Aynen. Ama siz halen devam ediyorsunuz. Ve çok başarılı bir şekilde devam ediyorsunuz. Bence çok muazzam bir şeydir ve dediğiniz gibi aslında film yapılması gereken örnek bir Mesela o doğduğun topraklar, doğduğun evden aldığın bir şey var. İşini güzel yapma. Evet. Benim çocuklarıma da hep verdiğim şey. Ne iş yaparsan yap, güzel yap. Makam için değil, onun hakkını vererek yap. Halkın ve hakkın rızasına teslim olarak yap. O zaten öbürlerini tak 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 sana yeni alanlar açıyor. Hiç kimse inanamaz. Benim o gün o girdiğim alanda, ya diyor geçen gün bir tanesi, bu kim dediler diyor. Biri söylüyor, ya başkanım diyor, şu hayatından acayip bir film olur. Ya dediler ki diyor, ya bir yerde mühendismiş. Biz diyor, o gün 2001'i söylüyor. Allah Allah dedi bu. Bundan ne olur dedik diyor. Bundan diyor Fatma Şahin oldu. Bundan ne olur? O yüzden aslında benim yanımda hiç örneğim yoktu. Bir kız çocuğu şu anda bana bakarak diyor ki ben Fatma Şahin olabilirim. Ben belediye başkanı olabilirim. Ben milletvekili olabilirim. Çünkü örneği var. Ben bakan olabilirim. Modeli var. Bu o kadar önemli bir şey ki gözüme bakarken hedef büyüttü. O yüzden bizim mesela eşim bana dedi ki o zaman senin başarısız olma lüksün yok. Çünkü dedi sen alana girdiğinde diyecekler ki alan açtık, bu kadınlar bu işi yapamıyor, beceremiyorlar. O yüzden bunun bir kadın erkek meselesi olmadığını, bunun bir ehliyet meselesi olduğunu, bunun sürdürülebilirliğini senin şansında ete kemiğe büründürmemiz lazım. Yani burada arka desteği, aile desteği o kadar önemli ki, yakın çevre o kadar önemli ki. O rahmetli annem benim iyi mühendis olmam için çocuklarıma baktı. Benim parlamentoda daha fazla çalışmam için benimle Ankara'ya geldi, çocuklarımın başında durdu. Eşim arkamı topladı. Arkamda kuvvetli bir ailem olmasa bugün benim bunları başarmam mucizeydi. Ama tam bir takım ruhuyla, küçük aile, büyük aile. Ama sana inanıyordular aile. Da aynı zamanda. Evet. Çünkü yani siz de çabalıyordunuz. Hani o desteğin de bir şeyi var. Evet. Bir somut nedeni var. Evet. Yani sizdeki Doğru. o şeyi bir bütün, görüyorlar. Bütünü bir Aynen. puzzle. Hı-hı. Bu bir bütünün parçaları. Hı-hı. Ama demeye çalıştığım şu. Cumhurbaşkanımla çalıştım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bakın şu anda baktığımda kurduğu cumhuriyeti %4'le kadınla bir parlamento kurduğunda Batı medeniyetinde kadının adı yok. Evet. 30'lu yıllarda Batı medeniyetinde kadın yok. Milletvekilisi yok ama adamlar şimdi kabinesinin yarısı Alman kabinesine bak yarısı kadın. Adamlar öyle bir şey koydular ki model kalkınma projesi. Cumhuriyeti kuran irade bunu gördü. Cephenin gerisindeki gücü gördü. Yönetim alma kararı aldı. Ama biz 2002'ye kadar %4'lük o bir arpa boyu yolumuzu %5 yapamadık. Niye? Her 10 yılda bir darbe. Hep bir vesayet. Bu neyi etkiliyor? Sivil toplumun gelişmesini engelliyor. En zayıf halkayı vuruyor. En zayıf halkayı Hı-hı. engelliyor, vuruyor. Ve özgür iradeli bireyler evet, ortaya çıkamıyor. Demokrasi gelişmiyor. Özgürlük gelişmiyor. Bu kanallar beslenmiyor. Parlamentoyu Hı-hı. besleyen kanal neresi? Sivil toplum. Sivil toplum güçlenecek, yerel güçlenecek. Yerelden parlamentoya Hı-hı. taşıyacaksın. Burada Cumhurbaşkanımızın o güçlü duruşu, ben bu partiyi kadını ile erkeğiyle birlikte kuruyorum. Bu milletin partisi olacak. Kadını zaten dikkat edin sistemin içine koymayan hiçbir şey sürdürülebilir değil. Çünkü kale işten fethedilir dedikleri şey de tam bu. Kadının inanırsa, kadın severse ölümüne seviyor. Ölümüne. Öyle hesap da yok. Hasbi bir ana bakışıyla toparlıyor, sahipleniyor. Bizim 20 yıl alanda kalmamızın arka planında da bu var. Biz 20 yıl şu anda biz dünya siyasi tarihini değiştiriyoruz. Bir Helmut Kohl dönemi var, bir Margaret Thatcher dönemi var. Evet. Ama biz hepsinden mesela bir Merkel dönemi var, 16 yıl, 20 yıl. Bizi 20 yıl güçlü bir liderlik var, güçlü liderin buna inanması var. İnanıyor. Benim verdiğim mücadeleyi, yediğim fırçaları bir ben bir Allah biliyorum. Her 4 kişiden bir kadın olacak diyor. Talimat geliyor, tabanda büyük bir direnç var. Biz Ayşe diye yazıyoruz, onlar gidip tuvalette Ali'ye çeviriyor. Bakın bunu mesela çok kişi bilmez. Bilmiyor. Çok önemli bu. Bilmiyor. O kadar çok çile çektik ki biz. Bir gün grubun topluluğu toplantısındaydım. Cumhurbaşkanımız ayağa kaldırdı. Aynı zamanda Genel Merkez Kadın Kolu Başkanıyım. Nasıl gidiyor dedi. Efendim çok kötü dedim. Herkes dinliyor. Efendim çok kötü dedim. Ellerinde bir bıçak var dedim. Halbuki kadınları doğruyorlar dedim. Baktım hepsi alkışlıyor benim yaptığım konuşmaya. Dedi ki Fatma Hanım dedi en çok doğruyan en çok alkışlara dikkat et dedi. Sen mücadelene devam et ben senin arkandayım dedi.
bu güçlü liderliği ben her noktasında gördüm. Ne kadar bana önemli. Dedi listeye 4 kişiden birini kadını koymadan getirdiğin liste benim için liste değil. Benden ne istiyorsun? Talimat dedim. Şu yazıyı gönder dedim. Benim elimi güçlendir dedim. O yazıyı gönderdik. Yani iki şeyden dolayı. Ya Cumhurbaşkanı'nın korkusundan bir dönüşüm, bir zihinsel dönüşüm yaşadık. Ya da ona yaranmak için bir başka bir dönüşüm yaşadık. Ama şunu gördüler. Kadın alana girince kadın yük alıyor. Kadın alana girince başarı geliyor. Samimiyetle çalışıyor. Kadın alana girince kadın kollarının nasıl kapı kapı dolaştığı, nasıl ellere girdiğini, nasıl çabaladığını, nasıl inandığını, nasıl aşkla çalıştığını, bir ana ruhuyla nasıl toparladığını gördüler. Ve artık biz kadın kollarının ne kadar önemli olduğunu veya kadınların ne kadar önemli olduğunu veya ana kademede %30 kadın artık kadın kolu da değil. Bizim ikinci operasyonumuza bakın. Bakış açısı toplumun diyor ki bilim adamları bir cins bir yerde %30 temsil edilmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın parti üst yönetimine bak %30'un altında olmaz. Mutlaka bir kadın bakışı. MYK'ya bak en az %30 bir kadın bakışı. Ya bilimsel olarak söyleyen şeyi uygulandığı için biz bugün 20 yılımızı getirdik. Fatma Şahin nazarında bakarsanız Anadolu'dan çıkan bir kız, Kozluca Mahallesi'nden çıkan bir kız nasıl kabineye girip nasıl bakan olabilir? Bunun hikayesidir bu. Evet. Arkanda öyle koca koca ailen, koca koca paran, koca koca bir sermayen yok. Neyin var senin? Bir yüreğin var. İnandığın bir davan var. Buna inanan bir lider var. Bize düşen şey onun açtığı alanın içini doldurmak. O da sonuçta siyasetin malzemesi insan. Sandıktan başarı çıkması gerekiyor sürdürülebilirlik için. Alan verdiği, açtığı kişilerin içini doldurmasını istiyor. İşte o yüzden benim hikayemde bu var. Kadın bakan, aile bakanı, kurucu aile bakanı olduk. Yetim, yaşlı, mağdur, muhtaç hepsi bizim gözümüze bakıyor. Ya bakan oldum 6 ay her gün ağlayarak eve gidiyorum. Oğlum dedi ki anne gözünü seveyim dedi. O da liseye gidiyor. Biz seni de 4 yıl ağlayacaksın ne yapacağız biz seninle dedi. Huzur evine gidiyorum. Oradaki çocuğa nasıl yaşlıların evlatlarını oraya nasıl bıraktığını. Ailelerin huzur ev olmasını. Huzur evlerin ailede huzur ev mantığının devam etmesi gerektiğini. O yüzden bu evde bakım dediğimiz şey oradan getirdik. Herkesin. Engelliye gidiyorsun. Ya o kurumsal yapı değil. İşte ellere bu mali destek verelim. O sıcak yuva devam etsin. Onu çevirecek yeni bir model. O yüzden biz Aile Bakanlığı kurduğumuzda bütün kurumları kapatma kararı almıştık. Niye koruyucu aile? Sevgi evleri. Ya dedi ki bir gün kızımızın biri ya başkanım dedi. Gidiyordum dedi akıl arkadaşlarıma adres veremiyorum. Kurumun adını söyleyemiyorum. Şimdi bir adresim var dedi ya. Komşum var dedi. Bana yemek veriyor. Halım var dedi. Ayağımı terlikten çıkarıp eve giriyorum. O kadar çok empati var ki benim yapmaya çalıştığım şeyde. Şehit evine gidiyorum. Allah'ım kimseyi evladıyla evlatsızlığıyla sınav etmesin. O ana duruşu. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen o duruş. Onun bir peygamberlik makamı olduğunu gören bir inanç, bir duruş. Oradan geliyorum çocukların yanına bakan anne diye bacaklarıma sarılıyorlar. Bakan anne. Şimdi iki tane çocuğum var. Hepsi bana emanet. O emanet duygusu o kadar önemli ki bu çocukları okutacağız dedim. Bu çocukları öğretmen yapacağız. Bu çocukları yüksek puanlar alıştıracağız. Bu çocukları evlere taşıyacağız. Bu çocuklar benim çocuğum. Bu benim çocuğum için istediğim ne istiyorsan bunlar için bunu istiyorum. Onlar onu hissetti. Onlarla birlikte büyük bir başarı hikayesine başladık. O gün evlerine gittiğim öğretmen engelli diyor ki ya sen benim diyor savaşan kadınımsın. Ne oldu dedim. Ya engelliden öğretmen olur mu diye tartışıldığı dönemde dedi. Sen dedi arkamızda durmasaydın biz bunu başaramazdık. Kıyamet kopuyor. Milli Eğitim Bakanlığı diyor engelliden öğretmen olur mu? Gittim efendim Cumhurbaşkanı'na anlattım. Eli ayağında bir sorun varsa engelden nasıl öğretmen olmaz? Zaten büyük bir mücadeleden çıkıyor. Zaten başardığı için öğretmen. Zaten bunun hak ettiğini göstermemiz gerekiyor. Bir sözlü sınav da yapalım üzerine. Bu çocuklarla ilgili kısmı tamamlayalım. Grupta dedi ki olur bal gibi olur. Engelliden öğretmen de olur. O geçiş odur. Arka planda ama öyle büyük bir mücadele vardır ki. Şimdi caddede gidiyoruz tüp bebek. Geldi dedi ki Acıbadem. Başkanım dedi ya ben çok sponsorluk yaptım ama dedi.
bu dedi senden istediğim bir şey var, aile bakanıyım o sırada. Ben dedi sana dedi tıbbi desteği vereyim. Sen bana dedi Türkiye'de dedi buna ihtiyaç olan aileleri belirle. Dedim ki ben hemen sana, sosyal yardımlar bize bağlıydı. Ben sana hemen dedim çok hızlı bir şekilde kaymakamlık üzerinde kimin bu desteğe ihtiyacı var? Hem ulaşım desteği veririm hem konaklama. Sen dedim tıbbi destek ver. Ya şimdi yolda gidiyorum. Çocuklar geliyor, anneler. Diyor ki ya başkanım bu senin çocuğun. Bu diyor tüp bebek desteği aldığımız çocuk. Geçen daha 3 gün önce Antep'te mahallede yürüyorum. Geldi 7 yaşında bir kız. Bir de güzel, bir de şirin, tam bir Antep şirinliği var. Sarıldı bana. Dedi ki o gün siz de tüp bebek desteği verdiğiniz için ben bugün buradayım. Biz, o doğacak. Bize düşen şey vesile olmak. Vesile olmak. Vesile olmak, yardımcı olmak. Güzel bir yüreğiniz varsa. Yani, yani bizi ayakta tutan şey de o. Bizi var eden güç de o. Kesinlikle. Dolayısıyla bir kadın bakış açısı, bir anne bakış açısı o kadar kıymetli ki. Aile Bakanlığı ile birlikte dediler ki ya sizin 3 dönemde bir ara vermeniz lazım. Bizim iş düzeye göre ara vereceğiz. Hatırlarsanız. Binali Bey İzmir'e aday oldu. Evet. Sadullah Bey Hatay'a o zaman da. Bana da Cumhurbaşkanımız dedi ki biz dedi bir anket yaptık. En yüksek oyu siz alıyoruz. Sizin dedi Büyükşehir'e aday olarak göstereceğiz. Efendim dedim siz takım oyuncusunuz. Siz dedim bizim liderimizsiniz. Biz dedim hani nerede oynamamız gerekiyorsa bunun dedim siz bilirsiniz. Benim doğduğum yere hizmet etmek benim için de büyük bir şereftir dedim. Aslında sisteme bakarsanız genelde yerelden genele taşınır. Evet. Genelden siz yerele genelden gidiş. Yerele bu da başka bir zihinsel dönüşüm. Ama eğer ben genel tecrübesi olmadan bu zor şartlarda, zor coğrafyada, dibinde koca bir savaş, bu genel dünyayı tanıma fırsatı verdi bana. Dünya nereye gidiyor? Bilgiye ulaşma fırsatı verdi. Mühendislikte de aldığım şey o. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Ama hangi bilgi var onu alıp yönetici olarak kullanmak senin görevin mühendislikte. Dolayısıyla dünya nereye gidiyor? Ben buradan nasıl çıkacağım? Eğer o genel bakışı dünyayı bilmeseydim ne seçilebilirdim ne ikinci defa hayatta kimse beni seçmezdi. Hiç böyle oturup üzüldüğünüz, pes ettiğiniz zamanlar oldu mu ya ben artık bırakayım dediğiniz zamanlarınız oldu mu? Bazen böyle fiziksel hiç yorgunluk hissetmem. Bazen gönlümü çok kırıyorlar. Ya bu kadar da olmaz diyorum. Ya yani ben de bunu hak etmiyorum diyorum. Sonuçta ben melek falan değilim. Sonuçta etten kemikten yaratılmış. Günde 15 saat çalışıyorsun. Cumartesi pazar çalışıyorsun. Bir derdim var. Bir derdim var yani. Bir aşkım var, bir hayalim, bir hedefim var. Bazen diyorum ya bir dakika dur diyorum. Bu mücadeleye değer mi diyorum. Sonra o tüp bebekteki kız, o engelli yaşamdaki yürüyemeyen çocuğun yürümeye başladığı o cadde, o mahalle, o da gittiğim örnekler bana öyle sarılıyor ki benim onların benden umudu devam ettiği sürece direnmem ve dayanmam gerektiğini görüyorum. Gözleriniz doldu. Evet. Çünkü oradan besleniyorum. Antep gerçekten ya orada tabii çok kozmopolit bir yer. Coğrafyası çok dibinde zor. Bir savaş var. Bir de ekstraları düşün. 500 bin mülteci var. Evet evet. Bir de buradan çıkarıyorsun. Nasıl baş ettiniz? Şimdi bir de oraya gelelim. Evet. Yani, ne yaşadınız? Ne yaptınız? Şimdi tabii 2014 yılı artık belediye başkan adayım. Hatta orada da bir hikayem var benim. Ya şimdi o kadın meselesi olunca Nizip Belediyesi eski Hacı Fevzi Başkan bir liste gönderiyor. Listede bir tane kadın yok meclis üyeliğine. Nizip'in listesi onaylanmıyor. Mustafa Şentop Hoca bizim seçim işleri başkanımız başımızda. Şu andaki Ahmet Bey milletvekilimiz il başkanı. Oturduk biz her listeyi onaylıyoruz. Nizip'e geldi, Nizip'te kıyamet. Hacı Fevzi Başkan bu meclis listesi olmazsa seçimi kaybedeceğini iddia ediyor. Oradan sorumlu milletvekili bunun böyle olacağını düşünüyor. Masada kıyamet koptu. Milletvekilini çağırdık. Onun tansiyonu yükseldi. Onu hastaneye kaldırdık. Kıyamet. Dışarı çıktım. Telefon açtım. Dedim ki Allah'tan kork. Allah'tan kork. Senin Büyükşehir Belediye Başkan adayın kadın dedim ya. Vallahi dedi sen hiç kadına benzemiyorsun dedi. Şimdi bak orada başka bir şey var. Sana bakınca artık enerji görüyor, yol görüyor, işte her türlü şeyi yapabiliyor. Artık sana bakınca seni bir ehliyet olarak görüyor, seni bir liyakat olarak görüyor. O oradaysa bunun hepsini yapabilir diye görüyor. Bu bakış, bu zihinsel bakış.
Ne görmek bunu değiştiren de sizsiniz. İşte ben biraz oranda değinmenizi isteyeceğim. Şimdi burada hani hep böyle kadınlarımız geri çekiliyorlar, fırsat verilmiyor, şu oluyor, bu oluyor deniyor ya. Siz mesela bu bakış açısını değiştirmek için çok mücadele etmişsiniz. Çok. Yani bunu aslında biraz da hani kadınların mücadelesi biraz mücadele etme işleri onları geri plana itiyor gibi geliyor aslında bana. Aslında ediyorlar da. Duygusallar ama çabuk küsüyorlar bireysel. Evet, aynen, çabuk feshediyorlar değil mi? Çok çabuk küsüyorlar. Siyasete küskünlük olmaz. Benim bu mühendislikten aldığım, işte o beni biriktiren getirdiği belki şey. Belki biraz karakterinizin de verdiği bir mücadeleci ruhla da bunu başardınız. Evet. Şimdi geldik 2014'te başladık, büyük hayaller, bütün büyük hedefler bakanlıktan geldi. Çok büyük beklenti var. Büyük büyük projeler yazdık. Allah'ım, dibimde koca bir savaş patladı. Bizi bir vurdu. Bırak adam getirmeyi, sinek uçmuyor. Sinek uçmuyor, tam bir kara bulut. Buradan yeniden şehri, gastronomi şehri, lezzetin başkenti. Ya gelen montör Antep'e gelmiyor, Adana'ya geliyordu. Kırmızı hat, her yer kırmızı hat. Güvenli değil. Şehir güvenli değil, bölge güvenli değil. Her yer o kırmızı hat, yeşil hatta çevirmek için çektiğim şeyi ben bir Allah biliyorum. Kırmızı hat nasıl yeşil hatta döndü? Nasıl döndü? Yapılan, yani o her bir ayrı bir evre. Biz hatırlarsanız bir kına gecesi patlaması yaşadık. Evet. Aman yarabbim. Bir kabus. Tam bir kabus. Hastaneye bir gittik. Birinin burnu yok, birinin gözü yok, birinin kaşı yok, birinin eli yok, birinin ayağı yok. Buradan çıkacağım. Bu çocukların hepsini, ona da çok teşekkür ediyorum. Hemşehrimiz Mutaf var. Çok iyidir. Bu konuda uzmandır. Bu çocukların hepsinin önce yaşaması, arkasından ihtiyacı olan o estetik müdahaleyi. Tek tek yeniden okullaşmaları. O patlayan mahallenin 10 gün içinde eski hale dönmesi. Bir taraftan onu. Çünkü ondan beslenen bir sistem var. Yıkımdan terörize etmeye, oradan radikalleştirmeye giden bir sistem var. Şehrin demografisini buna dönüştürmeye çalışan bir sistem var. Çok hızlı bunu çevirdik. Cumhurbaşkanımız aradı, geçmiş olsuna. Nasıl dedim efendim, hemen gelmeniz lazım. O zaman dedi ki hemen geliyorum dedi. Biz perşembe konuştuk, cumartesi geldi. Geldi oradaki manzarayı görünce dedi ki ben hemen pazartesi Milli Güvenlik Kurulu'nu topluyorum dedi. Hemen dedi sizden istediğim biz dedi Mehmetçik'le giriyoruz. Ama siz dedi çok hızlı yaşamı normalleştiriyorsunuz. Cerablus'ta Mehmetçik girdi. 15 gün içinde biz Cerablus'tan 80 kamyon temizlik, suyunu götürme, elektriğini bağlama. Siz bizzat gittiniz tabii, yani Cerablus'a. Tabii suyunu getirme. Gaz kile. Biz oradan çıkıyoruz, patlatıyorlar. Yani güvenli de değil zaten. Güvenli de değil. Ama komutanlar bana dedi ki başkanım gitme senin yolu. Ben Filistin'e gittim de Gazze'ye gittim dedim. Ne diyorsunuz o da benim komşum dedim. Vallahi daha kötüydü. Daha da kötüydü. 15 gün içerisinde biz Cerablus'tan yeni bir Cerablus yarattık. Orada esnaf açtı. Kadınlar evden aşağı indi. Elektrik geldi, su geldi, hayat normalleşti, ekmek kokmaya başladı. Dedim ekmek kokmaya başladı, biz bu işi başaracağız. Şimdi gidin bir Cerablus'a 150 bin kişinin yaşadığı bir şey. Gidiyor musunuz zaman zaman? Gidiyorum. Ama ilk halleri korkunçtu. Demeye çalıştığım şey riski alacaksın. Çok ciddi mücadele edeceksin. Doğru noktada odaklanacaksın. Ve onu başarıp çıkacaksın. Ve korkusuz olacaksınız tabii ki. Yani Cerablus'un şartlarda gitmek çok kolay değil. Benim ikinci dönem yeniden daha yüksek oyla seçilmemin nedeni şunu diyorlar. Başkan söylüyorsa yapar. Topluma söz verip de devam etmediğimiz, bitirmediğimiz bir iş yok. Tek yarım işim şu anda metro. İnşallah Cumhurbaşkanımız 25'inde geliyor, yatırım programını aldıracağım. Onun dışında şehrin suyu bitmişti yoksa. Kuraklık, şu anda bölgede su yok. Aslında o coğrafyada tarih boyunca su olmamış, Livaisler ve Kasteller onun için yapılmış. Siz Mardin'den bilirsiniz. Bir İran'da var, bir de bizde var, Livais ve Kastel sistemi. Biz bunu UNESCO'ya aldırdık. 150 kilometreden Helete'nin suyunu şehre taşıttık. 150 kilometre. İçinden 260 araba geçen çelik borularla dağ suyu, ham su kalitesi 4 kat iyileşmiş. Suyu taşıttık. Şimdiki B planımız Fırat'ın suyunu orada 400 rakım olduğu için elektrik maliyeti çok yüksek diye bekletmiştik. Ama artık güneş enerjisi var. Ama artık şehir yeşil ve artık ben onu Fırat'tan suyu organizeye basabiliyorum. Şimdi son yaptığımız Sanayi Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hem mali olarak desteklendik. Hem onay aldık.
Şimdi Fırat'ın suyunu organize başkanımızla birlikte getiriyoruz. Peki bütün bunlar çok büyük maliyet de istiyor. Siz bu maliyetleri nasıl karşıladınız? Yani sizin şöyle yaptım. Nasıl oluşturuyorsunuz? Şöyle, çok önemli bir şey aslında. Şimdi bakanlıkta şöyle bir gücüm vardı. Gidiyordum Cumhurbaşkanımıza. 15 günde bir diyordum ki efendim bak kadınların şuna ihtiyacı var. Engellilerin şuna, çocukların buna. O da Mehmet Şimşek Bakanımız, Maliye Bakanıydı. Arıyordu. Mehmet bak her şey para değil. Fatma Hanım'ın söylediği insani bakış için çok kıymetli. Biz de insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Şu projelere ekstra bütçe ver. Söylediğim her şeyi. İşte eşi vefat edenlere düzenli yardım, bu söylediğim evde bakım, hepsi maliyet bu. Evet işte. Ama ben belediyeye geldim. Belediyeye geldiğim zaman yapmak istediğim şeyin ancak dörtte bir Ankara'dan geliyor. Dörtte biri. Orada bu yapmak istediğim şeyleri yapmam için finans lazım, para lazım, bütçe lazım. Bunu o zaman dedik hemen arkadaşlar da dış kaynak. Dış kaynak ve hibeler. Biz şu an Japonlarla o kadar iyi çalıştık ki. Japonlara fonlattık. Avrupa Birliği'ne büyük hibeler aldık. Ama bunun için proje üretecek ekibin olacak. Kaynak nerede? Bunu nasıl getireceğini bileceksin şu anda. Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Gaziantep'te kuruluyor. Avrupa Birliği projesi. Şu anda yeşil şehir olduk. 27 megawatt güneş enerjisinin yarısını Avrupa İmar Yatırım Bankası EBRD fonluyor. Mesele ne biliyor musun? Aldığım eğitim şunu söylüyordu bana. Bilgi ekonomisi. Bilgiye ulaşacağım. Bu iyi bilgiyi ekonomiye dönüştürecek modeli, projeyi üreteceğim ve bunu getireceğim. Üçte biri, dörtte birin, dörtte üçünü bu şekilde fonladık biz. Ve şu anda şehir, yeşil şehir oldu. İnisiyatif OECD ülkeleri içerisinde şampiyon şehir oldu. Şampiyon şehirlerin listesine bak. Ya ülkelerin başkenti ya üç büyük şehri. Niye Gaziantep davet edildi? Metodoloji çok önemli. 8 başlık var. Ekonomiyi ekolojiye nasıl çevireceğim? Ben zaten 2014 yılında iklim master planını başlatmıştım. İklim master planı. Doğayı, suyu, toprağı, havayı nasıl koruyacağım? Nasıl şehir yeşil yapacağım? Şey. Şehrin kirletici unsurları ne? Mesela organize. Organizeyi nasıl yeşil organize yapacağım? Ulaşımı nasıl akıllı ve yeşil ulaşım yapacağım? Isınmayı nasıl akıllı ve yani yeşil ısınma yapacağım? Modernite ve yeşil birbirleriyle sanki ters orantılı gibi hep algılanıyor. Şöyle bunu başarmışsınız. Bunu biraz daha açın lütfen. Evet. Şimdi benim medeniyetim bana diyor ki elinde bir tane fiden varsa kıyametle kopacağını bilsen onu toprakla buluştur. Bak o kadar önemli ki. Kesinlikle. Ben diyor cenneti tarif ederken yeşille ve suyla tarif ediyor. Yaratılış böyle bir şey. Yeşil ve su. Yeşili korun, suyu korun. Yeşili ve suyu koruyamazsan insanı koruyamıyorsun. Bugün pandemi bize bunu acı bir şekilde gösterdi. Evet. Şimdi sürdürülebilir kalkınmada Leşmetler diyor ki ekonomik kalkınmayla birlikte sen insani ve çevresel kalkınma yapmak zorundasın. Yapmadığımız için bugün koronayla mücadele ediyoruz. Durdu dünya. Aynen öyle. Doğa kendi kendini tamir etmeye çalışıyor. Rabbim de diyor ki akletmez misin ya kulum diyor. Şehrini akıllı yap diyor. Akıllı şehir nasıl olur? Şimdi ben akıllı şehrin anlatırken Ankara'da dedim ki ya şehir nasıl akıllı olur? Bir sorun yaşarken teknolojiyi kullanıyorsan şehir akıllıdır. O gün için elimdeki örnek vardı. Çünkü akıllı ulaşımın altlığını hazırlamıştık ama pandemi örneğini verecek koronadan önceydi bu söylediğim. Dedim ki şehir nasıl akıllı olur? Bugün Alzheimer en büyük çağın vebası. Eğer bu seyretmedilerse mutlaka izleyiciler seyretsin. Oscar alan film var. Anthony Hopkins'in oynadığı Baba filmi. Bir Alzheimer hastasının yaşadıklarını anlatıyor. Korkunç bir şey. Benim amcam oldu, yengem oldu. Aileden de biliyorum. Korkunç. Biz bir Alzheimer merkezi açtık. Büyükşehir olarak. Daha da önemlisi bir coğrafi sistem kurduk. Alzheimer hastası bir alanda kalmak zorunda. O alanın dışına çıkınca kayboluyor. Geri dönemiyor. Adresi bulamıyor. Aile onun nerede olduğunu bilemiyor. Bir bileklik taktık. Aileye de verdik onu, o cihazı. Önce hastayı ikaz ediyor. Dairenin dışına çıktın, dön diyor. Dön. Aileye de diyor ki, sizin babanız, anneniz burada. Onu da coğrafi işaret olarak tanımladık. Bilişim AŞ'yi kurduk çünkü. Bilişim AŞ'de kendi yerli ve milli yazılımlarımızı yaptık.
Alzheimer merkezinde bulunan, akıllı şehirde bunu anlattım. Dedim ki, şehir akıllıysa Alzheimer büyük bir sorun. Alzheimer merkeziyle biz bunu bu şekilde yaptık. Ama biz bir şey daha yaptık dedim. İşitme engelli bir anne. Ben anneyim. Bebeğin ağladığını duymuyorum. Şimdi işitme engelliyim. Mutlaka yanında üçüncü bir kişi olacak. Ama her zaman şehir şartlarında bu mümkün olmuyor. Hemen bir cihaz geliştirdik. Bebek ağladığı zaman titreşiyor. Evet, görüntü. Yani onun kulağı duymuyor ama. O görüyor ve titreşimle birlikte ona ikaz ediyor alet. Bebeğe bak diyor. Bebeğe bak. Gidiyor. Acıktıysa sütünü veriyor, altını değiştiriyor. O kadar çok o cihazdan dağıttık ki işitme engelli ailelere. Artık dedi ki ya başkanım, artık tek başıma kalabiliyorum. Ne eşimin yanımda olmasına gerek yok, yine annemin. Çünkü bebeğimin tamamen kontrol altına alabiliyorum evin içinde. Zile basınca titreşiyor, kapı çalıyor. Duymuyor çünkü zili. Bak, bizim en büyük sorunumuz empati. Evet. Biz empati yapamıyoruz. Evet. Kendimizi onun yerine koyamıyoruz. Hı hı. Kendimizi onun yerine koyduğumuz zaman da bir de çözüm makamındaysan, bir de sorumluluk makamındaysan, bir de bir iddian varsa akıllı şehir olma, o zaman işte teknolojiyi kullanma bu. Peki biz pandemide bunu nasıl yaptık? Geldiler Teknofest bizde. Karar alındı, Anadolu'ya açılacak. Kim bunu yapabilir? Kapasitesi en yüksek olan. Adamlar çünkü T3 farkı öyle büyük bir iş çıkarmıyor ki. Yaptığı işi geriye götüremez. Matematiksel bakıyor, bilimsel bakıyor. Bizi sevebilir ama bu böyle bir şey değil. Bu tamamen bilimsel. Geldiler, Anadolu'ya açılma kararı alındı ama Gaziantep'e yapma kararı aldılar. Dedim ki bu bir festival değil, bu bir paradigma. Evet, bu ben de öyle söylüyorum. Teknolojik dönüşüm. Bu da dedim, deney yaplar, çocuk akademileri. Burada çocukları buna hazırlama. Bize hep çünkü çocukken dediler ki, büyük lokmayı büyük laf konuşma. Bize hep o özgüven başka bir şey. Şimdi ben kendi yeğenlerime bakıyorum, başka bir nesil geliyor. Aynen. Özgüveni yüksek, kendinden emin, böyle bir nesil geliyor. Dolayısıyla orada biz deney yaplar, altyapılar bir dönüşüme döndürdük. Şimdi Samsun'a verildiği için Samsun ekibi geldi, yapılanları gördü, şok. Yani bu bir festival. Çocuklar büyük bir derece aldılar. Proje. Zannettiler ki Antep'e geldiği için çocuklar. Oldu. Bir de zannettiler ki Antep'e öyle bir şey yok. İstanbul'da yapıldı. Gene Gaziantep en fazla proje götürdü. Ve en fazla sonuç aldı. Niye? Şunu gördüm ben. Neye dokunursan, neyle uğraşırsan, neye ihtiyacın olduğunu bilirsen, neye destek olursan oradan başarı geliyor. Dolayısıyla bizim o belediye başkanlığı dediğimiz şey, mesela çok yakın arkadaşım diyordu ki başkanım, Aile Bakanlığı'nda baktığınız zaman hep dezavantajlı gruplarla uğraşıyorsunuz. Belediye başkanlığı her şey dahil. Doğumdan ölüme. Her şey senden soruluyor. O yüzden biz şimdi öyle bir sistem kurduk ki bebek annesinin karnındayken anneye süt, bebeğe can diye hamilelere birer bardak süt dağıtıyoruz. Sütümüz de kendi Antep sütümüz. Niye? Çünkü geldiler ki başkanım oğlaklar ölüyor. Ne yapacağız oğlaklar ölmesin diye dedim. Süt yemi dağıtacağız dediler. Mesele tarımla ilgili 2014 yılında büyük bir bölüm kurduk. Tarım okulu açtık. Kooperatifleştirdik. Kadınların sistemin içine girdik. Girdirdik sütümüzü çoğalttık. Süt nasıl çoğaldı? Bana dediler ki başkanım ne kadar su o kadar süt. Hayvan suya ulaşamayınca sütü azalıyor. Ne yapacağız dedik. Meralara dediler yalaklar yapacağız. Ama kuyuyu güneş enerjili yapacağız. Şu anda mer alanların hepsinde Gaziantep'te güneş enerjili suyu güneş enerjiyle çekiyor. Yalaklar var. Hayvan çok kolay suya ulaşıyor. Hayvan suya ulaştığı zaman bu sefer süt oranı artıyor. Bunlar hep bilimsel. Ben kimle çalışıyorum? Bu konunun uzmanlarıyla. Tarım Daire Başkanlığı'nı kurduk. İlk kuramlardan biri olduk. Arkasından beraberinde bu destekleri vermeye çalıştık. Şu anda bizim kendi kendimize yetmemiz, nasıl İHA'larla, SİHA'larla çok övünüyoruz ya. Akıllı tarım, akıllı gıda. Eğer yarın bunları yönetemezsek su savaşları başlayacak. Biz sulanabilir arazileri çoğaltmamız, güneş enerjisini kullanarak maliyetleri aşağı çekmemiz, kendi kendimize yetmemiz gerekiyor. Belekletli hilal noktasındayız. Bunu kullandığımızda bu iş bitecek. O yerli ve milli duruş dedikleri şey toprakla başlıyor. Biz o yüzden gastronomide lezzetin başkenti dedik ama güneşten, topraktan, medeniyetten, tarihten gelen lezzet dedik. Toprağa döneceğim.
ve o verimli toprağı üretecek şekilde çoğaltacaksın. İnşallah ben siz gelince bunların her birini gezdirmek istiyorum. Tam bir ekosistem kurduk. Kesinlikle geleceğim başkanım. Çünkü benim en büyük kırmızı çizgim böyle bir doğadır. Çünkü doğa olmasa sizin dediğiniz gibi insanlar yaşamaz, yaşayamaz, nefes alamaz. Yani gördüğünüz gibi pandemi gibi şeyler bizi vuruyor ve bütün bu anlattıklarınız nedeniyle galiba o şeyi anlatmadım. O kadar çok şey var ki. Şampiyon başkanlar inisiyatifine seçilmişsiniz. Evet, akıllı ulaşımı anlatayım, oradan geçeyim. Tamam. Bu akıllı şehir, akıllı ulaşım 2014 yılında geldiğimizde Keşbar'a geçiyordu. Önce ulaşım büyük şehirlerin en büyük sorunu, bizim teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Bir kartla hepsini birbirine bağlamamız gerekiyor. Çok iyi bu konuda en iyi çalışanları bulduk, getirdik, sistemi kurduk. Sistemin farkı ne zaman anlaşıldı? Pandemide. Pandemide ne oldu? Benim toplu taşımayı güvenli hale dönüştürmem gerekiyor. Temaslı, şüpheli ve korona olan kişilerin toplu taşımayı bilmemesi gerekiyor. Biz o Teknofest'te Sağlık Bakan Yardımcısı'yla bir imza attık gece saat 11. Gece 11'de. Gece 11'de sabah. Bu cuma akşamı attık. Pazartesi sabahı kendi mühendislerimiz iki sistemi birleştirdi. Pazartesi sabahı ulaşıma geliyor ya adam. Gaziantep kartı okutuyor. Sen şüphelisin diyor. Sen temaslısın diyor. Sen koronasın diyor. Sen evde olmalısın diyor. Hemen emniyete haber veriyor. Günde 150 kişiyi otobüse bindirmedik. Bunu ilk kuran, müthiş bir şey. Bunu ilk çalıştıran belediye olduk. Diğerleri hala yapmaya çalışıyor. Çünkü niye duymadım baştan, başka bir yerde hiç hakikaten de. Yani baştan onu yapmak. İşte bunların hepsi bizi OECD'ye götürdü. Bunların hepsini paketlediğinde OECD diyor ki ekonomiyi ekolojiye çevirebildin mi? Ama OECD'nin bir de çok önemli bir kriteri var. Kapsayıcı büyümede eşitsizlikle mücadele. Bu çok çok önemli bir şey. Bu muazzam bir humanist bakış açısı gerektiriyor. Aynen. Siz bununla nasıl mücadele ettiniz? O da şöyle. Kimseyi geride bırakma. Yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç, benim yine medeniyetim bana emrediyor. Fatma Şahin Allah'ın huzuruna gittiğinde onların hesabını verecek. Bana diyor ki yetim, yaşlı, mağdur, muhtaç, hepsine bakacaksın. Ben şimdi bütçemin %10'unu bu işlere ayırıyorum. Dua kapısı bu. Kesinlikle. Kapsayıcı. Mülteciler de bir ensar, Yesrib'i Medine yapan bir medeniyetten geliyoruz. O yüzden bunu bir Gaziantep modeline dönüştürdük. Kapsayıcılık. Herkesle birlikte yol gitme. Kimseyi ötelememe. Ötelememe. Kimseyi dışlamama. Kimseyi kutuplaştırmama. Bizim bugün yaşadığımız bütün temel sorunlara bak. İnsanlar kimse kimseyi anlamıyor, dinlemiyor. Gönül diliyle dinlemiyor. Mesela şeyde Hazreti Mevlana'nın felsefesi dinle. Bir dinle ya. Bir dinle. Göksel idrakımız o kadar kuvvetli ki her şeyden daha büyük bir temel sorunumuz var bizim. Biz mesela ben senin yerine, sen benim yerime kendimizi koyamıyoruz. Halbuki kesinlikle. Bizim toplumumuz hoşgörü toplumu, ötekine saygı toplumu, birbirini sahiplenme toplumu, 80 milyonun kardeşliği toplumu. O yüzden biz Gaziantep modeli dedik. Bediye Hanım, nedir bu model? Birlikte iş yapma modeli. Dili, dini, mezhebi, cinsiyeti neyse birlikte yol alma modeli. Çok karışık, kozmopolit bir yer. Yani vahdet, Arabı var, aslında vahdet Türkiye dediğin var. Şey de o. Değil mi? Tam vahdet dediğin şey de o. O vahdet dediğin şey çokluk içinde birlik. Rabbim kendi varlığını da o şekilde açıklıyor. Aslında bu şu anda dünyanın göç yönetiminde yapmaya çalıştığı şeyi biz uyguluyoruz. Şu anda 100 bin çocuk, bu çocuk... Senin çocuğun olsa bu çocuk için ne düşünüyorsan aynısını yaptığında sen bunu başarırsın. Ben şimdi sana soruyorum. Ailem bebek benim bebeğim dediğinde ailem bebekler ölür mü? Ölmez. Ölmez. Yok. Ölmez. O bebek başkasının bebeği. O bebek ölebilir. O bebek benim bebeğim dediğinde biz bebekleri öldürmeyiz. Bebeklerin öldüğü bir dünyada kimse masum değil. Kimse masum değil. O yüzden kesinlikle. İnsanı yaşat ki devlet yaşasını uygulamanın yöntemi de bu kapsayıcılık. Yarın Rabbim bana sorduğunda ey kulum ne yaptın dediğinde ben duvarlar kapattım, tellerle kapattım. Birçok çocuğun ölümüne, birçok kadının ailesinin parçalanmasına neden oldum dediğimde ben bunun hesabını nasıl vereceğim, ama şunu söylüyoruz biz. Biz şehir olarak bunu söylüyoruz. Biz ülke olarak şunu söylüyoruz. Yaşatanlar ve öldürenler de biz yaşattık.
İyiler ve kötülerde biz iyileri temsil ettik. Bunun olabileceğini gösterdik. Kısa vadede bunlar kazanç zor gelebilir. Ya bu da olabilir mi denir. Uzun vadede insanlığın tarihi buradan yazılıyor. Kesinlikle. İyilerin tarihi yazılıyor. Kesinlikle ve kalıcı olan da bu Yezid, oluyor Yezidleri zaten. Yezidleri yazmıyor insanlar. İnsanlar aslında. Yezid'i çocukların adına vermiyor. Aslında. O yüzden çocukların adına bak. Çocukların adları iyilerin adları. Güzellik yapanların adları. Mücadele edenlerin adları. Çocuğuna neyin ismini veriyorsun? O yüzden burada baktığında nasıl durduğun çok önemli. Bu coğrafyada da güçlü olmamız lazım. İşimizi güzel yapmamız lazım. Birbirimizi hal diliyle çok iyi anlamamız lazım. Birbirimizi gerçekten sevmemiz lazım. O yüzden böyle baktığında Rabbim de sana yardım ediyor. Şimdi nasıl bunu yönettin başkanım dediğinde. Şu an ben arkadaşlara dedim ki Paris Belediye Başkanı diliyle konuşamazsak biz bu şehrin rekabet etme gücünü artıramayız. Daha da mühimi OECD'nin başı Paris Belediye Başkanı'ydı. Açılış konuşmasını yaptı. Dedi ki dünya büyük bir kaos ve kaotik dönemden geçiyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bunu söyleyen Paris Belediye Başkanı. Yani biz şimdi bir Gaziantep modelini öğrenmek istiyoruz. Fatma Şahin'i dinlemek istiyoruz. Bunu Paris'te mi söylediler? Evet. Mesela gurur verici bir şey ama ya. Ama işte en önemli olan şey yerelden evrensele, gelenekten geleceğe terminolojini yapmak istediklerini, hedeflerini, bunu hangi şekilde ulaşılabileceğini iyi modellemen gerekiyor. Dersini çok iyi çalışman gerekiyor. Dersine odaklanman gerekiyor. Doğrunun, iyinin öncülüğünü şehir olarak yapman gerekiyor. Şu anda şehrin farkı o. Elbette ben bunu söylüyorum ama şehir bunu satın alıyor. Şehirde bir vizyon var. Şehir ekmeğini taştan çıkarıyor. Çok çalışkan, çok girişimci, çok cesur bir şehir. Satın alıyor. Ben mesela bu gastronomiyi esnafı topladığımızda dedim ki ya bir kadın başkan geldi. Yeme içme şeyle uğraşıyor demeyin Allah için. Bu dedim ihracat, evet. Bu istihdam, bu ekonomi. Şu işleri yapalım. Eyfel'e 80 milyon kişi gidiyormuş. 180 milyonu buraya getiririz. Vallahi getiririz. Getiririz. Fırat'ı, İnşallah. Fırat'ı bütün dünyayı anlatalım. Fırat keşfet, Fırat'ı keyfet diyoruz. Keşfetmek istiyorsan buraya gel, keyif istiyorsan Fırat'a gel. Bırak 80 milyon bütün dünya buraya gelir. Bütün dünya gelir çünkü insanlık tarihinin başladığı noktalardan bir tanesi Fırat aslında. Çok güzel bir düşünceniz var burada. Zaten başkanım onu oraya da geleceğim. Yani siz Gaziantep'te sizden sonra özellikle tabii ki Doğu mutfağı her zaman biliniyordu ama Antep bir gastronomi şehri oluverdi. Yani yüze yakın galiba coğrafya işaret aldınız. Evet. Değil mi? Evet. Onu da biraz anlatır mısınız? Evet. Her yıl festival yapıyorsunuz mesela. Muazzam bir festival. Evet, pozitif gündeme geçtik. Gastronomi şunu gördüm. Sofra birleştiriyor. Yeşil birleştiriyor. Evet. Spor birleştiriyor. Kültür sanat birleştiriyor. Bizim daha çok birleşecek tematik çalışmaya ihtiyacımız var. Sofra hakikaten birleştiriyor. Sofra bir araya getiriyor, sohbet muhabbet ettiriyor. Zaten tanımadığını tanıtıyor. Doğu'da bir kültürü var. Yani tek başına yemek yeme doyma değil o değil mi? Evet, paylaşma. Mesela, hani iki kişi barışır, barışma yemeği olur. Sofrası kurulur. Ya şimdi Hitit döneminin Karataş'ına bak, ikram ediyor. Başağı gösteriyor buğdayı ama ikram var. Evet. Orada. Orada bile var. Yani biz akşamdan sabaha gastronomi memleketi olmadık. Çok eski bir medeniyetin taşıyıcısıyız. Ve birike birike buraya geldi. İpek yolu, bereketli hilal. Bizi bir gastronomi, elimde çok büyük bir zenginlik var ama uluslararası network'e ve rotaya girdirememişiz. Bunu girdirdik, UNESCO'ya aldırdık, lezzetin başkenti olduk. Orada da başka bir hikaye var. Onu da size saatlerce anlatmam lazım ama coğrafi işaret. Çok mühim. Ne? Bu ne demek coğrafi işaret? Ya senin neyin meşhur demek. Evet. Çok basit. Evet. Ya geliyorsun Mardin, Midye'de ya senin neyin meşhur? Aslında Anadolu'nun her bir şehrinde o kadar meşhur şeyler var ki. Bizim şehre geliyorsun aman yarabbi. Bereketli hilal, güneş, toprak o kadar çeşitlilik var ki her ilçede kendine ait bir tarafta. Fıstık, zeytin, Nizip tarafı, İslahiye, biber, üzüm en kalitelisi. Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e geçiyorsun. Mezopotamya'da tahıl, nohut. Mercimek, Nizip'in nanesi. Şu an Türkiye'nin yediği nanenin %80'i Kargamış Nizip hattında. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Şimdi geldik buraya. Dedik ki hemen biz buna uluslararası dilde bu benim diyeceğim. Bu coğrafi işareti. Başladık. 100. yıl 100 coğrafi işareti. Aldık mı? Vallahi aldık.
aldınız. 100. yıl coğrafi. Tebrik ederim. Peki siz orada yemek yapmayı seviyor musunuz? İyi anlarım. Fakat bizim Antep yemekleri çok büyük bir zaman istiyor. Aslında bizim Antep yemekleri aynı zamanda grup terapisi. Mesela yuvalamamız var bizim. Bütün komşular bir araya gelir, saatlerce yuvalar. Aslında o görüntü. Sosyal etkileşim aslında. Aslında şu anda parayla gittikleri grup terapisi diyorlar ya. Evet. Herkes anlatıyor. Şunu ne yapacağız, o da onu anlatıyor. Sen şunu yap. O da anlatıyor seni. Tam bir grup terapisi. Sonra yuvalama bittikten sonra herkes o gün kendi evinde pişeni dağıtıyor. Her gün birinin olduğu zaman bu bayram yemeği düşün. Her gün bir evde bayram yemeği sırayla yuvalanıyor. Her gün birinden çıkan yemek her yere dağıtılıyor. Nasıl bir şey bu? Acayip bir şey ya. Çok yani güzel bir şey. Herkesin ya. Evine başka bir lezzet giriyor. Herkes bunu paylaşıyor. Sosyal hikaye aslında. Yani çok her yani şu an modern dünyanın yaşadığı insanların parayla tedavi olduğu şeyi sana aslında aynen o öyle. Hat veriyor. Aynen, zaman. Aynen öyle. Böyle bir alan burası. Psikolojik terapi gibi. Peki sizin bütün bunların içinde çocuklarınız sistem ediyor mu? Anne bize az zaman ayırıyorsun. Nasıl, ne yaşıyorsunuz ailede? Şöyle çocuklar küçükken elbette bunu çok anlayamıyorlardı. Eşim o söylediğim bakış kurucumuz, partimizin kurucusu ve şuna inanmış birisi. Kadınlar bu işi başarmalı. Yani arkadan o destek gelmezse bu iş çok zor. Benim o geleneksel bütün benden beklentilerini yapmaya çalıştığım bir aile yapısıyla devam etmiş olsam ben himen filan değilim ki. Burada planlama çok önemli ve beklentiler çok önemli. Bu planlamada biz zamanı kaliteli kullanma. Bir arada olduğun zaman birbirini sevdiğini söyleme. Bazen bütün gün bir aradalar, hepsi elinde cep telefonu, kimsenin seyle konuşmuyor. Evet, maalesef bu son zamanlarda iletişim? Öyle oldu. Bu mudur iletişim? Sonuçta gözüne bakıyorsan yavrunun, sarılıyorsan, ben seni seviyorum diyorsan budur iletişim. Doğru yönlendiriyorsan. Birincisi annemin o söylediğim arkadan bizi toparlaması en zor zamanımızda. Eşimin bu işi toparlaması, aile desteği. Üçüncüsü çocuklar büyümeye başlayınca dediler ki ya yaptığın işin ne anlama geldiğini gördük. Çok büyük bir saygımız var. Bu çektiğimiz fedakarlığın toplumdaki değişimdeki dönüşümdeki farkını da gördük. Bu çok önemli bir şey. Sana kesinlikle. Saygı duyuyoruz. Şimdi oğlum işte yeni hukuku bitirdi. İşte Yeşilşehir nasıl olduk, onu yaptık, bunu yaptık, anlatıyor bana şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız. Diyor ki anne bir yere gidip topluma gittiğin zaman diyor, işte senin oğlum olduğunu duydukları zaman bana bakışları değişiyor. Bizim çocuklara vereceğimiz en büyük manevi miras bu. Kesinlikle. Kimin çocuğusun dediğinde o kadar önemli gururla ki. Yani ben diyor bunu hissediyorum. Hı-hı. O çektiğimiz seni görmeden, işte bizim çok anımız var, gece yarılarına kadar anayasa değişecek. Oğlum da tam ergenlik dönemi. Oğlanı 10 gün görmemişim. Çünkü onlar okula gittiğinde ben eve giriyorum. Zaman planlaması bakınca oğlanı 15 gün hiç görmedim. Bir gün gece yarısı saat 4 civarı sessizce anahtarı açtım. Hemen kimse uyanmasın diye şeye geçeceğim, yatak odasına. Kapıyı açtım, oğlan karşımda duruyor. Oğlum ne oldu dedim. Niye uyumadın dedim. Baban yok mu dedim. Aa geldi ya dedi. Nasıl yani dedim ya, bu saatte anne gelir mi dedim. Yani çocukların şeyi bu saatte anne gelir mi? O çocuğun onu anlaması. Evet. Veya işte Antep'e gideceğiz. Diyor ki söyle şu eşine diyor babama, baba eşime. Antep'e gideceğiz arkadaşlar bunu be. Oğlum anayasa değişiyor diyor. Mecliste anayasa değişiyor. Eşime söyleyerek bunu değiştiriyorum. Burada bir anayasa değişiyor diyor. Çocukların bunu anlamasını beklemek. Çocuk ya bu. Çocuk aynen. Bu çocuk yani sonuçta. Bu o kadar çok mesela bizim yine bir anımız daha var. Biz hiç farkında değiliz. Bize bir davetiye gelmiş. İzzet Şahin ve eşi yazıyormuş. Ama genelde Fatma Şahin ve eşi yazarmış. Biz hiç farkında değil. Bizim için sorun değil. Ama çocuk İzzet Şahin ve eşim namaz kılarken yanına gelmiş. Sağdan dönüyor, soldan dönüyor. Ne oldu oğlum diyor. Baksana baba demiş rajon kesmişsin. İzzet Şahin ve eşi yazıyor. Çünkü hem Fatma Şahin ve eşi yazıyormuş. Yani erkeğin adı, yani diyorlar ya kadının adı yok. Burada da erkeğin adı yok. O yüzden Fatma Şahin, İzzet Şahin
Bunun ikisinin birlikte gittiği bir yolculuktu bu aslında bu. Ama çocuklara onu anlatmak, çocuklara, o yüzden biz de aile içi demokrasiyi çalışırız. Aslında demokrasi dediğin şey de aileden başlıyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok ve çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten samimi açıklamalarınızdan dolayı çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. O kadar güzel bir örneksiniz ki sizi saatlerce anlatmak gerekiyor aslında. Evet. Yani siz sadece bir siyasetçi değilsiniz. Dediğim gibi hani bir rol modelsiniz. Hani yeni yetişen kızların, genç kadınların mücadele ederken görecekleri, sarılacakları, güç alacakları bir modelsiniz ve iyi ki varsınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese çok sağ olun.